Sakarya Akülü Araba Dünyası'ndan herkese merhaba. Tanıtmış olduğum araç Türkiye'nin önde gelen en önemli oyuncak üreticisi Pisa'nın Pisa Fortuna modeli. Bildiğiniz gibi 6 volt ve 12 volt seçenekleri var. Bu ürün 12 volt çift motorlu olan bir ürün. Yavaş yavaş dönsün, kendisini göstersin ürünümüz. Sedan modeli, hani jipler gibi yüksek değil fakat gayet kaliteli ve sağlam bir akülü araba. Görmüş olduğunuz gibi kumandası, kullanım kitapçığı, şarj aleti vesaire yanında gelmiş oluyor bu ürün. Sıfır bir ürün zaten. Kutusundan demonte olarak geliyor. Tekerlekleri takılı geliyor bu arada. Onu söylemem gerekir. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Tabii üst taraftaki rüzgarlık, yan aynaları, direksiyon ve koltuğu demonte olarak gelmiş oluyor kutu içerisinde. Onları takıyorsunuz. Direksiyonu da takıyorsunuz dediğim gibi. Sonrasında kullanıma hazır hale geliyor. Bu akülü arabamızla alakalı anlatacağım. Arka tarafında görmüş olduğunuz gibi şerit led var. Şerit led hareketli bir şerit led, çakar led gibi. Hani gece özellikle çok daha kendisini belli edebiliyor. Öyle söyleyeyim. Tekerlekleri sert plastik. Ortasındaki yuvarlak bir kısım var. Ortasında bir dolanan. O biraz hafif yumuşak bir plastik ama normalde sert plastik. Bir ürün BMW'ye benzetilmiş. Ön, hani böbrek denir ya. BMW'deki böbrekler falan derler ön tarafındaki kısma. Hani sadece logosu yok. İşte BMW'ye benzetilmiş bir ürün. Bunu aynı şekilde bunun Audi'ye benzerinde Terbieri modeli olmuş oluyor. Audi modeline benziyor. Ama lisans üretim değil tabii. Pisa'nın kendisine has çizgileriyle üretmiş olduğu akülü arabalar. Bunlar da açılır kapanır kapılar vesaire mevcut değil. Yan aynaları hareketli. Yani kapatılıp açılabiliyor öyle söyleyeyim. Şimdi tam yuvasına oturduktan sonra. Uzaktan kumandalı bir akülü arabamız. Kullanım süresiyle alakalı da şöyle söyleyebiliriz. Hani işte birinci kademede 3 kademeli çünkü hız durumu var bu akülü arabamızda. 3 kademeli hızı var. Kumanda üzerinden. Birinci kademede hafif bir çocuk diyelim 13-14 kilo civarında bir çocuk işte düz bir yolda gidiyor. Belki 2 saat 3 saat oynayabilecek. Ama 3. kademeye aldığınız 7 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor bu arada. Çok güçlü ve hızlı bir araç. Onu söylemem gerekir. Ebeveynlerin eğer çocuk çok kendine hakim değilse, bilemiyorsa bazı şeyleri mutlaka başından ayrılmadan beklemeler gerekir. Veya uzaktan kumandayla yönlendirmeler gerekir. Hızlı ve seri bir araç. Çünkü öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş ilerliyor ama çok hızlanıyor. Normal bir arabaya göre hızlı. Ne diyordum? Eğer 3. kademede hızlı gidiyorsa ve çocuk da biraz topluysa, biraz ağırsa, yolda biraz hafif rampaysa yarım saate kadar bu kullanım süresi düşebiliyor. Üzerinde 12 volt 7 amper aküsü mevcut. 12 volt 1 amperlik şarj aleti mevcut. Kullanım kitapçıkları, garanti belgesi, uzaktan kumandası vesaire mevcut. Bu akülü arabamızda amortisör gibi bir özellik yok. Direksiyon üzerinde bir tane müzik kutusu var. Trafik sound yazan yerde. Müzik kutusunda işte çeşitli ambulans sesi, polis sesi, korna sesi, çeşitli sesleri var. Onun haricinde USB müzik çaları var. Müzik çalarına da şöyle yavaş yavaş yaklaşacak olursak şöyle kaldırayım. Şöyle biraz da şu açıda dönsün. Müzik çalarıyla da alakalı hem MP3 özelliği var. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz MP3, sağ tarafta görmüş olduğunuz voltaj göstergesi. Şuradakiler süs. Hani üzeri mika kaplı, sticker kaplı, nikelaj, krom kaplı çerçevelerin içerisinde tutturulmuş kısımlar var. Onlar da gayet güzel görünüyor. Öyle söyleyeyim. Daha gerçekçi görünüyor. Kadranları diyebilirim. Devir saati ve hız göstergesi gibi ama tabii süs olarak duruyor. Herhangi bir fonksiyonu yok. MP3 çalardan bahsedelim. MP3 çalarda FM radyo özelliği, Bluetooth özelliği, USB girişi, AUX girişi ve TF kart girişi mevcut ama kart artık neredeyse kullanılmıyor diyebilirim. Ön tekerlekleri yönlendirecek motor direksiyonun alt tarafını konumlandırmış durumda. Bu akülü arabamızın 3 noktalı emniyet kemeri var. Yani buna 2 tane çocuk yan yana zayıf çocuk binebilir ama ne bileyim böyle 8-9 yaşındaki bir çocuk binecekse eğer tek kişilik diyebilirim bu akülü arabamız için ama küçük çocuklar binebilir. Yaklaşıyorum yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz 3 noktalı emniyet kemerimiz. Burada şunu bir durduralım. Çok da dönmesin şu an için. Burada kart giriş kısmımız mevcut. Burada USB çalarımız mevcut. Line yazıyor şu an hani bir hatta herhangi bir şey varsa onu gösteriyor. FM radyosunu vesaire buradaki mod tuşuyla geçebiliyorsunuz. Bluetooth'un özelliği açılıyor.
polis radyosuna geçti. Hemen kapattık. 87.5'ten algıladı. Şu kısımda direksiyon motorumuz var. Buradaki ileri ve geri vitesimiz, ileri geri vitesimiz, gaz pedalımız. Sol taraf fonksiyonsuz. Eski tip akü arabalarda, Pilsen ürettiği veya Alstom'un ürettiği akü arabalarda mekanik fren vardı. Hani oraya bastığınız zaman hem devreyi kesiyordu hem de tekerleklerin üzerinde mekanik bir sistem vardı. Tekerlekten frenleme yapabiliyordu. Ama artık tamamen arkadaki iki tekerlekle bunu ileriye doğru gitmesini sağlayan motorlarla motor freni yaptırıyorlar. Ayağı gazdan çektiği anda otomatikman sert bir şekilde frenleme yapmak suretiyle akülü araba duruyor. Pilsen'in logosu var yine. Alt tarafta paspaslar var. Tam oraya göre kesilmiş özenle. Kıvrımlarını görebilirsiniz. Kıvrım detaylarını. Paspaslarımız mevcut. Dediğim gibi şu kadranlarda MPH yazıyor. 140 MPH. Diğer tarafta devir göstergesi olması lazım. Şurada da devir göstergemiz var. Değil mi? RPM aynen. 3800 RPM'de çalışıyoruz şu an için. Akülü arabamız. Burada trafik sound yazan kısımda şeyimiz var. USB müzik çalarımız var. Fakat üretici şu altta iki tane pimi var. Şuralarda görebilirsiniz. Şurada. Şurada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz daha hafif de. Şurada siyah. Bir pim göreceksiniz. Şunu yukarı çıkma sağlıyor. Aynı şekilde simetrisinde iki tane var. Ben bunu tek elle çıkartabiliyorum şöyle. Hop alıştık artık. Şöyle çıkartabiliyoruz. Şurada iki tane pimi bastırmak suretiyle çıkıyor. Ve bunun burasında muhafaza kısmı var. Şu muhafazayı aldığınız zaman müzik çalarımız faaliyete geçiyor. Hemen şöyle gösterelim. Bunu çıkartıyorsunuz. Bu devre tamamlanmış oluyor. Basıyorsunuz. Işıklı müzikli. Motor sesi. Korna. Ambulans. Kırık. Bunu çok kullanmasını istemiyorsun. Hemen araya takıyorsunuz ve devreyi engellediği için çalışmıyor. Ama süs olarak bu şekilde koymuşlar. Üretici pili de bitmesin diye koymuş. Yine aynı şekilde buraya koyup şık diye oturuyor yerine. Şık diye yerine oturdu. Yani bir çocuk kolay kolay çıkartamaz ama ben alıştığım için artık tek başına bunu tek elle çıkartabiliyorum. Aynalarını tam takmadım. Aynalar hani şöyle dönebilir şekilde. Şık diye yerine oturur şu dip kısmından. Tık diye içine oturtturmanız gerekir. Ön yine aynı şekilde rüzgarlık. Şu an için tam oturtturmadım ama belki alan kişi evinde montajını yapar diye tam oturtmadım. Tekrar döndürecek olursak başka aktarabileceğim herhangi bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani şarj giriş yerine alakalı belki bir aklınıza takılmış herhangi bir soru olabilir. Yerini görememiş olabilirsiniz. Şarj giriş yeri nerede derseniz o da hemen şurada bulunuyor. Hop şöyle gösterelim. Koltuğun alt tarafında netleştirecek mi inşallah. Netleştirecek. Orada boşluk var. Şu kısım. Şu ortadaki kısım. Şuradan giriş kısmı var. Oraya hani az önce gördüğünüz yer boş gibi görünüyor ama koltuk biraz yukarıda sanırım. Koltuk bağlantısını tam yapmadığım için koltuk tam oturduğu zaman o aradaki boşluk da kapanıyor. Mesafe de kapanıyor. Bilginiz olsun. Pilsen logolu emniyet kemerlerimiz mevcut. Gayet güzel. Pilsen gerçekten kaliteli araçlar üretiyor. Yetkili servis ağı da çok geniş Türkiye'de. Hani birçok akülü araba var. Şekil anlamında, görsellik anlamında birçok akülü araç mevcut. Ama sonuçta oyuncak bunlar. Hani 2 senede arkasına duran, servis ağı yaygın olan bir ürün istiyorsanız Pilsen almanızı tavsiye ederim. Hepsi görsel için güzel. Hepsinin görseli güzel öyle söyleyeyim. Genelde biz hani kendimizi çocuğun yerine koyduğumuz için koyduğumuzdan dolayı bizim gözümüzde hoş gelen alıyoruz ama mantıklı karar vermek gerekirse uzun sürede dayanım açısından yedek parçasını bulunabilmesi açısından Pilsen almanızı öneririm. Beybop'un ürünleri de güzel. Furkan Toys'un ürünleri de güzel. Hani genel olarak onların da ulaşabilirsiniz ama tabii Türkiye'de bu işin başını Pilsen çekiyor. Binlerce araç üretip satışını yapıyorlar. Ya Dolu'nun da çok ürünleri geçti ama Dolu mesela neyse çok yorum yapmak istemiyorum. Onlar da sonuçta para kazanıyorlar. Öyle söyleyeyim. Başka eğer bu videoyu beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenebilirseniz sevinirim. Onun haricinde
Akülü arabalara karşı ilgi duyuyorsanız, hani sadece çocuğunuzu almak için değil de bu tarz içerikleri, bu tarz akülü arabaları ben izlemek istiyorum diyorsanız, kanalımda şu an yaklaşık bu 70. veya yani 70'in üzerinde akülü araba videosu çekmiş oldum. Bazıları aynısının devam videosu olmuş olabilir. Hani 70 farklı olmasa da 60 farklı videom var şu an için kanalımda. Bu videolara tekrar yenileri eklenecek. İşte ithal gelen, Çin'den gelen ürünler, işte Akar Toys'un ürünleri artık çıkıyor yavaş yavaş. Furkan Toys'un çeşit çeşit ürünleri çıkıyor. Yeni çıkan ürünlerden de temin edip videolarını çekip kanalda böyle YouTube içerisinde böyle içerikler üretip bütün akülü arabaların tamamının videosunu çekmeye yönelik bir uğraş edindim diyelim kendi kendime. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi ilginizi çekiyorsa bu tarz videolarda abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Güle güle, bay bay.